16. Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sayın Gökhan Doğan'ı sahneye davet ediyorum. Alkışlarınızla efendim. 32 yıldır kültür hizmeti veren bir devlet tiyatrosu var. Ve o tiyatronun 32 yıldır içinde nefes aldığı Hacı Ömer Sabancı Kültür Sitesi var. Ve bugün bu kentin markalaşmış bir festivali var. Bundan tam 16 yıl önce yakılmış bu kültür meşalesi Adana'da. Halk için halk insanı merhum Sakıp Sabancı önderliğinde. Konuşmasını yapmak üzere tekrar Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Sayın Mustafa Kurdu alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Adana Devlet Tiyatrosu kurulurken arzumuz bu kentte sanatın coşkusunu tattırmak ve bu coşkunun hiç geçmemesini sağlamaktı. Tiyatromuz tam 30 küsür yıldır sanata kattığı zenginlikten aldığı güçle perdelerini her defasında büyük bir coşkuyla açmaktadır. 16 yıl evvel Adana Devlet Tiyatrosu'nda merhum Sakıp Sabancı ile Türkiye'nin İlk tiyatro festivalini Çukurova'dan bir pencere açarak başlatmış olma onurunu taşımaktayım. Merhum Sabancı bize, düşünmeyin hiçbir şeyi, başlatın çalışmayı. Sizin arkanızda devlet, yanınızda Sabancılar var. Durulur mu tiyatrocular demiştir. Çünkü Sakıp Sabancı inanmış tiyatronun önemine. Adeta onu eğitimin bir parçası görmüş. Daha doğrusu tiyatroyu kültürün bir parçası kabul etmiş. Buradan Sayın Sakıp Sabancı'yı özlemle anıyor, dualarımı gönderiyorum. Bugün tiyatroya olan gereksinim gün geçtikçe daha çok önem kazanıyor. İnsanı, toplumu, kültürü tanıma ve ifade etme özelliği tiyatro sanatıyla çoğalıyor ve zenginleşiyor. 16. Uluslararası Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali bu yılda dostluğa, sevgiye, hoşgörüye ve her şeyden önemlisi farklılık ve çeşitliliğine rağmen insanın temelde bir oluşuna açmaktadır perdelerini. Efendim şimdi de Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Güler Sabancı'yı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Bu sene Sakıp Bey'in aramızdan ayrılışının 10. yılındayız. 4 gün önce kendisini aramızdan ayrılışının 10. yılında andık. Bize bıraktığı mirasları, bize bıraktığı vasiyetleri yerine getirmek için canla başla çalışıyoruz. Bize bıraktığı vasiyetlerden bir tanesi de bugün hep beraber açılışını yaptığımız Adana Tiyatro Festivali'dir. Çok sevgili Adanalılar, çok sevgili Adanalılar, sizi çok severdi, bu ülkeyi çok severdi. Sizler için her şeyin en iyisine layık olduğunuza inanırdı ve bu festivalde aynen işte öyle 16. yılına girdi. Sizlerin bu festivale gösterdiği, sevgili Adanalılar, sizlerin bu festivale gösterdiği sevgi, kucaklama, bizlere her sene daha iyisini yapmayı için teşvik ediyor. Bizleri koşturuyor Sakıp Bey'in tabiriyle. Evet, Adana Sabancı Devlet Tiyatroları ile beraber Sabancı Vakfı'nın ortaklaşa yaptığı tiyatro festivali uluslararası boyutuyla ki bu sene 21 tiyatro grubu katılıyor. Bunların 5'i yurt dışından, 16'sı ülkemizden. Birazdan Fransız topluluğun yapacağı Seyhan Nehri'ni ve Taş Köprü'yü canlandıracakları açılışla başlıyor.
Ne mutlu ki önümüzdeki bir ay boyunca 45 oyun sahnelenecek ve ne mutlu ki siz sevgili Adanalılar yine bu oyunların biletini çıktığı gün aldınız. Bu akşam ise bütün katılımıyla, geniş katılımıyla Türkiye'de bir ilk olan hep beraber sokakta, hep beraber şehrin her yerinde festivalin açılışını yapıyoruz. Evet, Sakıp Bey, Dünya Tiyatrolar Günü'nde bu festivalin açılmasını ve her açılışta da çok kıymetli, bize bu sanatı sevdiren, yaşatan, yaşam boyu sanat ödülünü bir kıymetli ustaya verilmesini istemişti. Sayın Zeliha Berksoy bu gece kendisine Sakıp Sabancı ödülünü vereceğimiz o usta kişi. Kültür Turizm Bakanlığı Müsteşarımız Sayın Özgür Özarslan'ı sahneye davet ediyorum. Bu müthiş buluşmayı halkın hemen hemen istisnai her kesiminden bu buluşmayı sağlayan tabii ki kültür ve sanat olayı. Kültürün birleştiriciliği ve sağladığı köprü. O nedenle müteşekkiriz gerçekten. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana devletin öncülük ettiği, önderlik ettiği kültür ve sanat faaliyetlerini çok şükür artık Sakıp Sabancı gibi, Sabancı toplulukları gibi özel teşebbüsümüz de artık bu işe gönül verdi. Ve gerçekten kültür ve sanat faaliyetlerimizi artık devletten de fazla olarak bu işi yürütmeye başladı. Bu gurur verici bir tablo. Bugün bu festivalin ayırt edici bir özelliğini size özellikle izah etmek istiyorum. Çok çeşitli tiyatro, kültür, sanat faaliyetlerini ortaklaşa müşterirken yapıyoruz. Ama Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nin diğer festivallerden ayırt edici en önemli özelliklerinden birisi genç gruplara, topluluklara, sanatçılara imkan vermesi. Bu çok önemli. Diğer festivallerden ayırt edici bence en önemli özelliği bu. Yani yeni yeteneklere, yeni topluluklara bu imkanı tanımanız, ulusal ve uluslararası anlamda kendilerini gösterme imkanı sağlamanız bence her şeyden önemli. İkincisi tabii ki ilklere, yani ülkemize ilk defa davet edilen kültür ve sanat topluluklarını görüyoruz. Buna da aracılık edilmesi bu festival nedeniyle gerçekten bize gurur veriyor. Diğer bir önemli olay da sadece sahne sanatları açısından tiyatro izlemiyoruz bu festival süresince. Adana Devlet Tiyatrosu stüdyolarında seminerler, çalıştaylar gibi eğitici faaliyetler yapılıyor. Zeliha Berksoy bugün halen Semiha Berksoy Opera Vakfı'nın başkanlığını yürütüyor ve aynı zamanda Semiha Berksoy Müzesi çalışmalarına devam ediyor. Ve sahne Zeliha Berksoy. Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Başarı Ödülü minnet ve saygılarımızla 2014'te Zeliha Berksoy. Değerli hocamız Profesör Zeliha Berksoy ve ödülünü takdim etmek üzere Sayın Güler Sabancı'yı ve Genel Müdürümüz Sayın Mustafa Kurdu sahneye alkışlarınızla davet ediyoruz efendim. Sayın Valim, Sayın Müsteşarım, bizi yalnız bırakmayın lütfen, siz de buyurun sahnemize. Çok değerli konuklar, bu akşam benim için paha biçilmez bir akşam. Çünkü arkamda 49 yılın bir ağırlığı var. Tiyatro, tiyatro sanatı, tiyatroya olan tutku, bütün kendi meslektaşlarımı, tiyatroya tutkulu olan, tiyatroya büyük emek vermiş olan, tiyatroda çalışan yeni kuşaklar, genç oyuncular, öğrenciler, amatör tiyatrocular, hepsiyle ben bu ödülü paylaşıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Burada biraz önce çok değerli büyük sanayici ve sanat ve tiyatro dostu Sakıp Sabancı Beyefendi'nin ifadelerini dinlerken gerçekten tüylerim diken diken oldu. Çünkü bir yandaş, bir dost, bir tiyatro tutkunu, yürekten konuşan bir tiyatro tutkunuyla karşılaşınca insan gerçekten çok heyecanlanıyor.
Ama yanında elbette Sabancı Vakfı'nın başında sayın çok değerli Güler Sabancı Hanımefendi'nin olması, bu işi yıllar artık sonu hiç gelmeyecekmiş bir şekilde devam ettirmesi, bu da bize büyük bir ümit ve güven veriyor. Bu bakımdan bütün Adanalılara çok teşekkür ediyorum. Bu büyük aileye çok teşekkür ediyorum. Çok değerli Güler Sabancı Hanımefendi'ye bütün yüreğimle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu yıl tiyatro festivalimizin açılışını dünyaca ünlü Fransız grup Ilotopie muhteşem bir gösteri olan Suya Yansıyan Düşlerle taçlandıracak.